Herkese merhaba. Soğuk Savaş tarihi serimizde bugünkü konumuz bağımsızlıklarını yeni kazanmış, kendi ayakları üzerine durmaya çalışan, ekonomik olarak az gelişmiş 3. Dünya ülkeleri dediğimiz ülkelerin Soğuk Savaş'taki rolleri ve Güneydoğu Asya'da bağımsızlık mücadelesi veren Vietnam üzerine olacak. Asya ve Afrika ülkelerinin tarafsızlık anlayışı, non-aligned dediğimiz büyük güçlerin çatışmasından kendilerini uzak tutmaları ve aralarında işbirliği yaparak bağımsızlıklarını koruma amacı gütmeleriydi. Sömürge düzeninden daha yeni kurtulan bu devletler bir kere daha büyük güç bir ülkenin tarafını tutarak bağımsızlıklarını kaybedeceklerinden endişeliydiler. Bağlantısızlar hareketi dediğimiz bu politik yaklaşım Hindistan'ın lideri Jawaharlal Nehru tarafından ortaya atılmıştı. Hindistan'ın bağımsız bir çizgi izleyeceğini ve büyük güçlerin aralarındaki güç savaşlarından uzak durulacağını ilan etmişti. Nehru 1947'de Asya Konferansı düzenlemiş ve diğer devletleri de bu yaklaşıma davet etmişti. 1949'da ikinci konferansı da düzenlemişti. Çin'de komünist rejim kurulduğunda Filipinler lideri Çin'e ve komünizme karşı askeri bir işbirliği yapmayı teklif ettiğinde Nehru bunu reddetmişti. Bu yeni ülkeler komünist değildi ama bu tarz bir hareketi Amerika'nın yanına çekmiş olacaktı ve taraf tutmuş olunacaktı. Hindistan'ın bu tutumu hem Sovyetler hem de Amerika tarafından anlaşılamıyordu. Amerika Hindistan'ı güvenilmez bir ülke olarak görüyordu. Nisan 1955'te Endonezya Bandung'da Bandung Afrika Asya Konferansı düzenlendi. Konferans ciddi bir sonuca varamasa da uluslararası politikada 3. Dünya ülkelerinin lobisinin ilk aşaması olarak görülmüştü. Bandung Konferansı'ndan sonra iki soru vardı. Bu hareket bir Asya-Afrika Birliği mi olacaktı yoksa üye ülkelerin seslerini duyabileceği bir forum mu olacaktı? İkincisi tercih edildi. Çünkü her ülkenin kendi yol haritası birbirleriyle birlik olmalarına engel olacaktı. Örneğin Afrika'da Mısır ve Ghana gibi Casablanca grubu dediğimiz ülkeler bir Afrika Birliği hayalini yaşarken Nijerya, Etiyopya gibi Monrovia grubu ülkeleri daha batı yanlısı bir yaklaşımdaydı. Ayrıca bir birlik Amerika ve Sovyetlerin Detente dönemi içinde görece bir barış dönemine girdiğini düşünürsek tehdit olarak görülebilirdi. Bu yüzden sömürge karşıtı bir dünya görüşünü canlı tutmak, bu ülkelerin sömürgeci bir dış müdahaleye karşı koruyabilecek en faydalı araç olacaktı. 1961'de Belgrad'da bir araya gelen Yugoslavya, Kıbrıs, Küba'nın da olduğu 25 ülke Bağlantısızlar Hareketi örgütünü kurdular. Örgütün amacı sömürgeciliğe ve apartheid rejimine karşı ses çıkararak dünya kamuoyunu etkilemek ve ekonomik kalkınma programlarının oluşmasını sağlamaktı. Kısa vadede çok büyük bir ses getirseler de uzun vadede örgüt ekonomik bir işbirliği örgütüne doğru evrilecekti. Siyasi olarak zamanla çatırdayacaktı çünkü Hindistan'ın liderliği sorgulanıyordu. Özellikle Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmalarında Amerika'dan silah yardımı istemesi Nehru'nun bütün saygınlığını yok etmişti. Ayrıca Endonezya lideri Ahmet Sukarno hareketin daha radikal olması gerektiğini savunuyordu. Çünkü sömürge sistemi neokolonyalizm denilen politik ve ekonomik kontrolün devam ettiği bir sisteme evrilmişti. Endonezya, 1961'e kadar Hollanda'ya karşı mücadele vermişti. Endonezya'ya göre yeni kurulan Malezya Federasyonu, İngiliz sömürge sisteminin devamıydı. Kongo'da yaşanan gelişmeler Sukarno'yu haklı çıkarıyordu. Kongo'da çıkan iç savaşa büyük ülkeler müdahale etmişti. Çin de dolaylı olarak Endonezya'yı destekleyerek harekete etki etmeye çalışıyordu. 1964'te Kahire'de toplanan ikinci konferansta Sukarno'nun meydan okuması bastırıldı. Sukarno, büyük güçlere karşı daha etkili ve güçlü bir mücadele vermek istiyordu ve Cezayir lideriyle birlikte başka bir oluşum kurmayı düşünüyordu. Ancak hem Cezayir hem de Endonezya'da ikisinin de iktidarlarını kaybetmesi böyle bir oluşumun kurulmasını engelledi. Böylelikle Afrika-Asya Birliği hayali sona ermiş oluyordu. 1963'te kurulan Afrika Birliği Organizasyonu, İsmiyle Pan-Afrikan gibi görülse de aslında statikoyu savunan her ülkenin kendi egemenliğine sahip olarak üye olduğu bir dayanışma örgütüydü. Kolonileşmeye ve beyaz azınlık hükümetlerine karşı güçlü bir ses odağı olmuştu. Beyaz azınlığın en güçlü olduğu ülke Afrika'nın da en güçlü ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'ydi. İngilizlere karşı verilen mücadeleyle 1910'da bağımsız olmuşlardı ve Hollanda kökenli Boyer ve Afrikaner denilen beyaz azınlık ülkeyi yönetiyordu. Siyahlar ucuz işçi olarak çalıştırılıyordu ve sermaye de beyaz azınlığın elindeydi. 1948'de yürürlüğe konan apartheid rejimiyle beyaz ve siyahların yerleşim birimleri ayrılmış, iki ırkın gelişimi ayrılmıştı. Birbirleriyle evlilik yasaktı.
Afrika Ulusal Kongresi bu rejime karşı çıkarak askeri bir mücadele başlattı. 1964'te örgütün liderleri Nelson Mandela dahil tutuklandı. Beyaz toplumun ekonomi yönetmesi, ekonomik istikrara yol açmış ve İngiltere ve Amerika'dan sermaye akışı geliyordu. Güney Afrika'nın kuzey komşusu, bugünkü adıyla Zimbabwe, o zaman Rodezya'da beyaz hükümet İngiltere'den bağımsızlığını ilan etmişti. Sömürgelerini en uzun süre elinde tutan ülke sürpriz bir şekilde Portekiz olmuştu. Salazar liderliğindeki Portekiz, kendi kendini yetme politikası olan otarşi ile yönetiliyordu ve kolonilerinin ham madde kaynaklarına muhtaçtı. Ve bu yüzden de kolonilerini askeri güç ile kontrol altına tutuyordu. Irkçı beyaz hükümetler doğal kaynakları kontrol edebildikleri için her türlü baskıya karşı güçlerini kaybetmiyorlardı ve hayatta kalmışlardı. Birçok ülke barış yoluyla bağımsız olmuş, Cezayir gibi savaşla bağımsız olanlar da vardı ve bazıları Afrika'ya soğuk savaşı getirmişti. Yeni bağımsız olan Afrika ülkeleri sol görüşe yakındılar ama Sovyet tarzı Marksist bir ideolojiden uzaktılar ve başlarına yeni bir efendi istemiyorlardı. Amerika da bölgeye karşı duyarsızdı ve buradaki meseleleri eski sömürgecilere bırakmıştı. Çatışmalar Portekiz kolonileri olan Mozambik, Angola'da başlamıştı ve komünist blok destekliyordu. Ayrıca Zimbabwe'de Robert Mugabe Çin'den yardım istemişti. Gene de bu hareketler başarıya ulaşamıyordu. 1974'te Portekiz'de Salazar'ın halefi Marcelo Caetano bir darbeyle devrilince işler değişti. Yeni hükümet Afrika'dan çekilmek istiyordu. Portekiz'den boşalan iktidar boşluğu Angola'da bir iç savaşa yol açtı. Üç farklı siyasi parti farklı ülkelerden destek alarak birbirleriyle savaşa tutuştular. Küba bile asker yollayarak iç savaşa dahil oldu. Savaşı komünist cephe kazandı. Bu zafer çevre ülkelerini de etkiledi. Mozambik'te sosyalist blok atıldı. Bu gelişmeler beyaz azının yönettiği Rodezya'nın etrafının kendisine düşman ülkelerle çevrilmesine yol açmıştı. Böylelikle Ian Smith hükümeti istifa etti ve Rodezya Zimbabwe adıyla Robert Mugabe liderliğinde bağımsız oldu. Doğu Afrika'da ise Etiyopya'da ordu İmparator Haile Selassie'yi indirmişti. Yeni hükümet sosyalistti. Somali'nin Etiyopya'ya saldırması üzerine Küba ve Sovyetler Etiyopya'yı desteklediler ve Etiyopya'da sosyalist bloğa katılmış oldu. Yine de sosyalizm tüm kıtaya yayılamadı ve sosyalist bloğa katılan ülkelerde bile tabana yayılamamıştı ve zamanla ekonomik sıkıntıların varlığıyla etkisini yitirdi. Sanırım Soğuk Savaş'ın en bilinen savaşı hangisidir diye soracak olursam cevap Vietnam Savaşı olacaktır. Aslında eski sömürgeci efendileri Fransa'ya karşı başlayan Vietnam'daki savaşlar Amerika'nın 1960'dan sonra devreye girmesiyle Amerika'nın Soğuk Savaş'taki en uzun savaşı olacaktı. Amerikan halkı, Amerika'nın demokrasinin savunucusu olma misyonunu yüksek kayıplardan dolayı sorgulamaya başlayacaktı. Kuzey Vietnam'ın komünist Çin ve Sovyet yardımlarının arkasına alarak verdiği mücadele, kolonileşmeye karşı bir mücadele olarak görülürken, Güney Vietnam, Amerikan sömürgeciliğinin kalıntısı olarak görülmekteydi. Nihayet, Amerika'nın 1973'te çekilmesiyle Güney Vietnam rejimi yıkıldı ve Vietnam birleşti. Hemen ardından komşu Kamboçya ve Laos da komünist oldu. Amerika'nın çekilmesinden sonra da bölge ülkelerin birbirleriyle mücadelesi, Kamboçya'da yaşanan soykırımlar bu bölgenin dünyanın en fakir bölgelerinden biri olmasına kalmasına yol açmıştı. Vietnam'da Fransa'ya karşı sömürge karşıtlığı uzun zaman önce başlamıştı. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesinden sonra Ho Chi Minh bağımsız demokratik Vietnam Cumhuriyeti'ni ilan etti. Bağımsızlık bildirgesinde 1776 Amerikan bağımsızlık bildirgesinden maddeler almıştı. Amerika'nın tarafsız kalmasını umuyordu. Ancak Avrupa'da soğuk savaş başlamıştı ve Amerika Fransa'ya önem veriyordu. Bu yüzden Fransız ekonomisinin bel kemiği Vietnam, Kamboçya, Laos bölgesinin Fransa'da kalması için Fransa'ya maddi yardımlara başlamıştı. 1949'da İmparator Bao Dai Vietnam'ın lideri olarak tanındı. Ho Chi Minh bu kukla rejime karşı çıktı. 1949'da Çin'de komünist devrimin gerçekleşmesi Vietnamlılar için büyük bir şanstı. Komünist Çin'in desteğiyle ve daha sonra Sovyet-Çin işbirliğinin akabinde Sovyetlerin de desteğiyle Ho Chi Minh Fransa'ya karşı 1950 ile 54 yılları arasındaki mücadelesi başarıyla tamamladı. Amerika, Fransa'ya muazzam ekonomik bir destek veriyordu. Neredeyse tüm savaşı Amerikalılar finanse ediyordu. Başkan Eisenhower'ın ortaya attığı domino teorisine göre, eğer Vietnam komünist olursa domino taşlarının birbirini devirmesi gibi Laos ve Kamboçya'da komünist olacaktı ve bu dalga tüm Güneydoğu Asya'ya yayılacaktı. Savaşın bölgeyi istikrarsızlaştırmasından dolayı Çin ve Sovyetler de dahil olmak üzere büyük devletler bir konferans düzenlenmesine karar verdiler.
Temmuz 1954'te Cenevre'de yapılan görüşmeler sonucu 1956'da Vietnam'da yapılacak seçimlere kadar Kuzey Birliklerin 17. paralelin yukarısına çekilmesine ve sömürge olan Laos ve Kamboçya'nın bağımsız krallıklar olmasına karar verildi. Amerika konferansa katılmıştı ama gene de sonuçtan memnun değildi ve Güney Vietnam'ın seçimleri kazanması için maddi destek vermeye başladı. Bir sene sonra 1955'te Güney Vietnam'ın başbakanı Ngo Dinh Diem seçimlere kuzey bölgelerin katılmasını reddetti ve sadece kendi bölgesinde yaptığı bir seçim sonucunda kendisinin devlet başkanı olduğu Vietnam Cumhuriyeti'ni ilan etti. %98 bir oranla kazandığı seçim şaibeliydi. Bir şehirde 450 bin seçmen varken oradan 600 bin oy alması gibi örnekler vardı. Amerika, Güneydoğu Asya'nın güvenliği için kurduğu SEOTA İşbirliği Örgütü ile Güney Vietnam'a askeri garanti de vermekteydi. Çin'in bölgeyi komünist yapmasının engellenmesi gerekiyordu ve containment politikası Çin'e karşı başlamıştı. 1954 Cenevre Konferansı'ndan sonra Güney Vietnam'ın başkanı Diem'e darbeye kadarki dönemde Vietnam kargaşaya doğru sürüklendi. Diem'in tek başına devleti ilan etmesinden sonra Ho Chi Minh savaş başlattı. Güneyde komünist gruplar olduğu gibi kuzeyde de Ho Chi Minh'e muhalifler vardı ama Diem'e karşı muhalefet çok daha güçlüydü. Özellikle kırsal kesimde Diem'in ağırlığı yoktu. Güneyde komünist gruplar gerilla savaşları başlatmıştı. Aralık 1960'ta sömürgecilerin kuklası olarak görülen Diem'e karşı güneyde kurulmuş bütün örgütler birleşme kararı aldılar. İsimleri Ulusal Özgürlük Cephesi'ydi. Diğer bilinen adı Vietcong'tu. Diem, Amerika'dan aldığı maddi yardımlar ve askeri uzmanlarıyla ayakta durabiliyordu. Aynı dönemlerde Laos'ta karışmıştı. 1954'te Cenevre'de bağımsızlığını kazanan Laos'ta milliyetçi lider Shawana Pauma 1957'de ülkenin tarafsızlığını ilan ederek Pathet Lao isimli Komünist Parti ile birlikte bir koalisyon kurdu. Bir sene sonra CIA'nin tertip ettiği bir darbeyle iktidar devrildi. 1960'ta Pauma iktidara geri dönmeyi başardı ama ülkede artık iç savaş patlak vermişti ve kaçmak zorunda kaldı. Sovyet desteği alan Pathet Lao, Amerika tarafından desteklenen gruplarca devrilemiyordu ama savaş herhangi bir neticeye de varamıyordu. Bu yüzden 1961'de Cenevre'de Laos için yapılan görüşmeler sonucunda Laos'un ülkesinde başka bir ülkeye ait asker bulundurması ve çevre ülkelerdeki meselelere tarafsız kalması gerektiğine karar verildi. Pauma liderliğinde içinde komünistlerin de olduğu bir hükümet kurulmasına karar verildi. Ancak iç savaş gene de devam etti ve CIA gizli bir şekilde Pauma'yı desteklerken Kuzey Vietnam ve Sovyetler Pathet Lao'yu destekliyorlardı. Üstelik Kuzey Vietnam, Laos'u ve Kamboçya üzerinden Güney Vietnam'a saldırılar düzenliyordu. Laos'ta bu gelişmeler yaşanırken Güney Vietnam'da Diem egemenliğini kaybetmek üzereydi. 1963 yılında toplu gösteriler, protestolar yaşanıyordu. Bir protestoda Budist bir rahip kendini ateşe vermişti. Amerika, Diem'e karşı bir darbe girişimi olacağından haberdardı ve engellememeye karar verdi. 1 Kasım 1963'te Diem ve kardeşi öldürüldü. Onun yerine gelen askeri juntaların halk tabanına hiçbir karşılığı yoktu ve Komünist Güney Vietnamlı Vietcong, kuzeydeki Ho Chi Minh'den destek alıyordu. Vietnam'da ve Laos'ta kontrolün Amerika lehine kaybediliyor oluşu, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Endonezya'da da komünizm güçlenmesine yol açıyordu. Sovyetler ve Çin'in bölgede aktif olarak komünistleri desteklemesi, Amerika'nın Tayland gibi müttefikleri kaybedeceği endişesini doğurmuştu. Eğer Vietnam kaybedilirse, Amerika'nın bölgedeki prestiji yerle bir olabilir ve diğer ülkeler de kaybedilebilirdi. Bu yüzden Kasım 1963'te Kennedy öldürüldükten sonra başkan olan Lyndon Johnson'ın Vietnam için çok fazla seçeneği yoktu. Amerika ya Kuzey Vietnam'a topyekun saldıracaktı ki Çin ile bir savaş anlamına gelebilirdi ve Kuzey Kore'de olduğu gibi geri çekilmek zorunda kalınabilirdi veya Güney Vietnam'a Amerikan askerleri yerleştirilecek, hem Güney Vietnam korunacak hem de hava saldırılarıyla Kuzey'in gücü kırılacaktı. Amerika ikinci seçeneğe karar verdi. Tonkin Körfezi'nde 2 gün arayla 2 Amerikan gemisine ateş açılması Amerika'ya aradığı fırsatı verdi. Ağustos 1964'te Kongre, Tonkin kararnamesi ile başkana Amerika'nın kuvvetlerine saldırı olması halinde gerekli her türlü cevabın verilmesi ve Amerika'nın bölgedeki müttefiklerinin korunması için ne gerekiyorsa yapılması yetkisi verdi. Kongre'den geçen bu karar Amerikan Başkanı Johnson ve Nixon'a Vietnam'a asker göndermesi noktasında açık çek vermekteydi. Gemilere saldırı olayından sonra öncelikle Kuzey Vietnam'ın askeri limanları bombalandı. Kasım ayında Amerikan seçimleri öncesi Johnson büyük bir hamle yapmak istememişti. Kasım ayında seçimleri kazandıktan sonra kısmi hava bombardımanlarını ve Güney Vietnam'da havalimanını koruması için az bir birlik Vietnam'a gönderildi.
kısmi desteğin güneydeki hükümeti koruyamayacağına emin olunduğunda Amerikan halkının tepkisini çekmemek adına ekstra vergiler konulmadan ya da herhangi bir seferlik yapmadan 200 bin Amerikan askeri Temmuz 1965'te Vietnam'a gönderildi. Amerika her zaman olduğu gibi kısa sürede zafere ulaşacağından emindi ama işler beklenildiği gibi olmayacaktı. 1968'de 500 bin Amerikan askeri daha Vietnam'a gönderildi. Kuzey Vietnam, Laos ve Kamboçya'da çok yoğun hava bombardımanları yapılıyordu. 1965 ile 73 yılları arasında Amerika'nın Vietnam'da attığı bomba, 2. Dünya Savaşı'nda savaşan bütün tarafların attığı toplam bomba sayısının 3 katıydı. Kuzey Vietnam'a kara harekatı yapılmıyordu. Çin'in devreye girmesinden çekinilmişti. Napalm bombası, kimyasal zehirli gaz ajan turuncu, Ho Chi Minh'in lojistik hatlarına yapılan hava saldırıları ve Güney Vietnam'da komünist olduğu gerekçesiyle infaz edilen on binlerce sivil halk Vietnam'ı cehenneme çevirmişti. Güney hükümeti Amerika'nın desteğiyle ayakta kalabilmişti ama halk nezdinde hiçbir saygınlığı yoktu. Ho Chi Minh'in güneydeki komünist orduyu desteklemeye devam etmesi tüm saldırılara rağmen durdurulamıyordu. Kuzey Vietnam hem Çin hem de Sovyetler tarafından yoğun olarak destekleniyordu. Amerika'nın Vietnam Savaşı kendi müttefikleri tarafından desteklenmedi. En yakın müttefiki İngiltere dahil bu savaşa dahil olmak istemedi. Amerika'nın da kendi içinde yoğun bir savaş karşıtı hava başlamıştı. Başkan Johnson'ın asker harcamalar sebebiyle sosyal yardım programlarını askıya alması ve asker kayıpları Amerikan halkı nezdinde tepkileri günden güne arttırıyordu. Johnson ise zaferin yakın olduğunu iddia ediyor ve halktan zaman istiyordu. 1968 başında Vietcong'un başlattığı Tet saldırıları zaferin hiç de sanıldığı gibi yakın olmadığını gösteriyordu. Birçok Güney Vietnam şehrine eş zamanlı başlayan büyük saldırılarda birinci hedef Güney Vietnam hükümetinin yıkılmasıydı. Ancak Amerikalıların 1100, Güney Vietnam birliklerinin 2300 kaybına karşılık Vietcong 40 bin ölü verdi ve amacına başarılı olamadı. İkinci hedef ise savaşın devam ettiği gerçeğini hem Amerika'ya hem de Amerikan halkına göstermekti ve bu hedefte başarılı olunmuştu. Ho Chi Minh'in bir Amerikalı askere karşılık 1000 tane Vietnam askeri bile feda etsem savaşı gene de ben kazanırım dediği söylenir. Gerçekten de verilen büyük kayba rağmen moral üstünlüğü Kuzey Vietnam'daydı. 1968 Amerikan seçimini rakip Cumhuriyetçi Parti adayı Richard Nixon kazandı. Nixon savaşı kaybetmeyi kabullenmek istemiyordu. Bu yüzden askerleri çekmiyordu ve Kuzey ile olası bir barışın peşindeydi. Ayrıca Nixon hem Çin hem de Sovyetler Birliği ile diyalog kurmuştu. Yine de Nixon Vietnam'da saldırılarını arttırmaya devam etti ve Kuzey ile Güney arasında kırılan lojistik hattını bombalamaya başladı. Bu yollar Kamboçya'dan geçmekteydi. Kamboçya savaşa tarafsız kalmıştı ama Kamboçya'nın bombalamaya başlaması onları da savaşa çekmişti. Üstelik Kamboçya liderinin darbeyle indirilmesinden sonra Amerikan askerleri Kamboçya'ya da girdi ve savaş genişledi. Aynı şekilde Laos'ta da sevkiyat yolları bombalandı ve Amerika bu hareketleriyle Vietnam'dan sonra Laos ve Kamboçya'yı da kaosa sürüklemişti. Gene de Nixon Vietnamlaştırma politikasını devreye soktu. Amerikan askerleri parça parça çekilecekti ve askeri yardımlar vasıtasıyla Güney Vietnam birlikleri güçlendirilecek ve eğitilecekti. Program sonucu 1971 sonunda 500 bin Amerikan askerinin sayısı 140 bine inmişti. Yine de Güney Vietnam birlikleri Amerikalılar kadar iyi değildi. Laos'a işgal girişimi hüsranla sonuçlanmıştı. 1972'ye gelindiğinde Amerikalılar artık bir anlaşma yapmak istiyordu. Zaten 1969'dan beri Henry Kissinger gizli bir şekilde Kuzeylilerle bir anlaşma zemini kovalamıştı. En nihayet Çin ve Sovyetlerin de Kuzey'e baskı yapması üzerine taraflar Ocak 1973'te Paris Barış Anlaşması'nı imzaladılar. Kuzey ve Güney resmi olarak ikiye ayrılmış iki devlet olacaktı ve Kuzey Güney'i işgal etmeyecekti ve Amerikan askerleri çekilecekti. Kissinger ve Kuzey Vietnam'ın Le Duc Tho Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüler ama Le Duc Tho ödülü reddetti. Çünkü aslında savaş daha bitmemişti ve barış gelmemişti. Kuzey Vietnam hala güneyde faaliyetlerine devam ediyordu ve Amerikalılar da hava desteği ve maddi yardımlarla güneyi ayakta tutmaya çalışıyordu. Ancak Amerikan Kongresi'nin başkanın yetkilerini kısması ve Kamboçya'dan geri çekilme kararı Nixon'ın elini bağlıyordu. Üstelik başkan iç politikada patlak veren Watergate skandalıyla uğraşıyordu. Ağustos 1974'te Nixon istifa etti. Başkan yardımcısı Gerald Ford başkan oldu ama Kongre 1975'te Güney Vietnam'a verilmesi planına 1,5 milyar dolarlık yardımı 700 milyon dolara indirdi. Kuzeyliler son bir taarruzla Güney'i işgal etmeyi planlamıştı. Koşullar Kuzey Vietnam lehineydi. 1975 senesinde Kuzey saldırıya geçti ve Güney şehirlerini bir bir ele geçirmeye başladı. Nisan sonunda Güney'in başkenti Saigon ele geçirildi. Saigon'daki Amerikan elçilik çalışanları ve Vietnam Başbakanı Tio hava yoluyla tahliye edildi. Savaş bitmişti. Vietnam birleşmişti ve Saigon şehrinin adı
Ho Chi Minh şehri olarak değiştirildi. Bu arada Ho Chi Minh savaş bitmeden önce 1969'da ölmüştü. Savaşın bedeli ağırdı. Amerikalılar 58 bin askerini kaybetmişti. Bu savaş için 155 milyar dolar harcanmıştı. Bu uzun savaş boyunca savaştan sağ olarak geri dönen toplam 2 milyon Amerikan askerine 200 milyar dolar gaza ile olarak verilecekti. Savaş Amerika'nın içinde toplumsal ayaklanmalar yaratmıştı. Geri dönenler ağır psikolojik problemler yaşıyordu ve Vietnam sendromu denilen sosyolojik bir olgu ortaya çıkmıştı. 500 bin Güney Vietnamlı sivil hayatını kaybetti. 16 milyon nüfuslu Vietnam'da 5 milyondan fazla insan evlerini kaybetti ve mülteci oldu. Kuzey Vietnamlı asker kaybı 500 bindi ve Kuzey Vietnamlı sivil kaybının sayısı bilinmiyor. Üstelik daha çok kan akacaktı. Vietnam'da komünist zaferinden hemen sonra Kamboçya'da Khmer Rouge, Laos'ta Pathet Lao iktidarı ile geçirdi. Hep bahsedilen domino teorisi gerçek olmuştu. Gene de korkulan monolitik bir komünizm yoktu. Hepsi komünist de olsa sömürgecilik karşıtı milliyetçi bir tabana dayanıyorlardı ve birbirinden farklılardı. Vietnam birleştikten sonra da ekonomik olarak yardıma ihtiyaç duyuyordu. Hem büyük bir savaştan çıkmışlardı, hem insan kayıpları çok büyüktü, hem de 700 bin Amerika'ya kaçmak üzere 1 milyondan fazla Vietnamlı ülkeyi terk etmişti. Kalan güneyli Vietnamlılar işçi kamplarında çalıştırılıyordu. Çin yardımları kesmişti ve Sovyetler de görece azaltmıştı. Her ne kadar 1990'larda ekonomide reform yapmaya çalışsalar da Vietnam gelişmemiş bir ülke olarak kalmıştı. Kamboçya'da ise yaşananlar çok daha korkunçtu. Pol Pot liderliğinde 1975'in milat senesi olarak ilan eden Khmer Rouge hükümeti başlattığı burjuva karşıtı programla ülkeyi sadece tarımın yapıldığı ütopik bir cennete çevirmeye başlamıştı. Şehirlerde yaşayan insanlar zorla köylere göç ettirildi. Kütüphaneler, okullar, tapınaklar yok edildi. 1975-78 arasında 2 milyon Kamboçyalı öldürüldü ve milyonlarca insan ülkeden kaçtı. Çin ile iyi ilişkiler kurularak Sovyet destekli Vietnamlı bölge egemen olması engellenmek istendi. Gene de sınır hattında bazı gerginliklerin olması ve soykırım sırasında Vietnam kökenlilerinin de öldürülmesi sebebiyle Aralık 1978'de Vietnam Kamboçya'yı işgal etti ve Pol Pot'u devirdi. Çin de 2 ay sonra Vietnam'a kısa sürede bir saldırı gerçekleştirdi. Bunun sonucunda 35 bin insan öldü. Pol Pot ise Vietnam tarafından kurulan Kamboçya hükümetine karşı gerilla savaşı başlattı. 1989'a kadar 140 bine Vietnam askeri Kamboçya'da kaldı. Kamboçya ekonomik olarak Vietnam'dan çok daha kötü durumdaydı. Laos'ta benzer bir soykırım olmadıysa da denize kıyısı olmayan Laos, Vietnam'a ekonomik olarak bağımlıydı ve Vietnam'ın etkisi altındaydı. Bölgenin istikrarsız olmasından dolayı Laos ekonomisi Kamboçya'dan bile daha kötü durumdaydı. Evet, dominolar düşmüştü ama hiçbir zaman korkulduğu gibi bir tehdit haline gelemediler. Tüm Asya'ya komünizmin yayılması da abartılmış bir senaryoydu. Bugün baktığımızda bu kadar kanın dökülmesine ve bu bölgelerin ekonomik olarak bu kadar geri kalmasına en büyük nedenin Amerika, Fransa, Sovyetler, Çin gibi dış aktörlerin rolü olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Arap ülkelerinin İsrail'le savaşlarını ve Mısır'ın İsrail'le yaptığı barışı konuşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımızı paylaşarak, beğenerek, arkadaşlarınıza göndererek ve abone olarak en büyük desteği veriyorsunuz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.